olarak geldiğiniz için konuklarımız, şefimiz ve sanatçılarımız adına teşekkürler sunmak istiyorum. Sağ olun, var olun. Umarım müzik adına rengarenk yaşayacağımız bu gecenin tadı damağımızda kalır. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen cep telefonlarınızın kapalı olduğunu bir kez daha kontrol ediniz. Teşekkür ederim. Belediyelerimiz sanat dolu, mutlu geceleri yaşamak ve yaşatmak adına bizlere böyle güzel salonları tahsis ediyorlar. İşte onlardan bir tanesi de Türkan Saylan Kültür Merkezi. Profesör Doktor Türkan Saylan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin başkanlığını da yapıyordu biliyorsunuz ebediyete gitmeden önce. Bu gece konserimizin gelirinin bir kısmı bu derneğe bağışlanacaktır. Ben beni dolduramayacak bu çok değerli insan hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Profesör Doktor Saylan, 13 Aralık 1935 İstanbul doğumludur. Deri ve zümreni hastalıkları profesörü olan Saylan, 1982 ve 87 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 1981-2001 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Cüzzam Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yapmıştır. 1976 yılında Cüzzam ve Savaş Derneği ve Vakfı'nı kurmuştur. Uluslararası LEPRA Birliği'nin kurucu üyesi ve başkan yardımcısı olmuştur. 21 yıl Gönüllü Sağlık Bakanlığı İstanbul LEPRA Hastanesi'nin başhekimliği görevini sürdürmüştür. İki oğlu olan ve 17 yıl kanser hastası olan Saylan, 18 Mayıs 2009 yılında vefat etmiştir. Vefat ettiğinde TÜKÇA, Türkiye Çağdaş Yaşam Destekleme Vakfı ve KAMKE, Kandilli Kız Sesi Kültür ve Eğitim Vakfı ile Cüzdanlı Savaş Derneği ve Vakfı'nın başkanlığında sürdürmekteydi. Işıklar içinde yatsın. Koloratura soprano Leyla Pekin şeklinde gerçekleşecek konserimizde öncelikle bu çok değerli ve önemli isim hakkında da bilgi vermek istiyorum izninizle. Leyla Pekin 5,5 yaşında piyano çalarak müziğe başladı. İlk konserini 7 yaşında Beethoven çalarak verdi. İlerleyen zamanlarda önce ünlü korolara girdi, solist oldu. Ardından Bulgar, Azeri, Kırgız, Türk şan hocaları ile sanat hayatına atıldı. Bugüne kadar ikisi Bulgaristan, üçü Sırbistan, ikisi Kıbrıs olmak üzere 66 konser gerçekleştirdi. Bu konserlerin bazıları Ankara, Nemrut, Kars, Akçay, Altınoluk ve İstanbul'un dini ve tarihi mekanlarında gerçekleşmiştir. Kadıköy Belediyesi'nde halen iki kurumun şefini yapan sanatçı 14 dilde şarkı söylemektedir. 4,5 oktav sese ve değişik bir renge sahip olan Leyla Pekin, koloratura sopranodur. Halen bu ses dünyada ve Türkiye'de çok az sayıdadır. 10 yıl boyunca Müzik ve Kültür Turları isimli projesini hayata geçirdi. Ve yerli yabancı turistlere konserler verdi. Gençlere iletişim projesiyle de 9 büyük okulda ücretsiz dinletiler tertip etti. Amacı evrende barışı müzik ile sağlamak olan sanatçımız, tüm dillerdeki ilahilerin insan ruhuna en yakın formda olduğuna inanmaktadır.
Şimdi huzurlarınıza çok değerli şefleri davet ediyorum. Leyla Pekin. Oh,
Kiraç 9 ili kısaca tanıtmak istiyorum. İstanbul Kanlıca doğumlu, öğretmen bir anne ve subay bir babanın en küçük çocuğu olan Sertaç Doğuzer, ortaokuldan itibaren öyküde şiir yazmaya başlamıştır. 5 yıldır Bilge Özgen Türk Sanat Müziği Kurusu'na devam etmektedir. Bilge Özgen tarafından bestelenmiş şiirleri bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan arkadaşımız, kısa zaman sonra çıkaracağı şiir kitabının hazırlıklarına devam etmektedir. Kendisine başarılar diliyor ve şiirlerini okumak için